Bu dünyada yapılan iyilikler de kötülükler de hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Bu sabah çöpteki ekmekleri topladım. Bu ilk yardım çantasını çöpe atmışlar. Yani almaya kalkışırsan Google'da bakayım kaç paradır. Çanta biraz deforme olmuş. Şöyle bir çantadır. Full ilk yardım malzemesi var. Yani Allah korusun kaza yapılan yerde şu reflektörler var. Bir tane düştü. Bu reflektörler başı başına dünyanın parasıdır. Lazım olan bir alat arkadaşlar. Bu da aydınlatma. Bunu çakmakla takıyorsun, yanıyor. ATV'de var bu. Yani bu da cam sealer arkadaşlar. Cam şey çek çek. Şu da işte bunu açıyorsun. Şöyle yola koyuyorsun. Büyük ihtimalle gece yanıyorsun. İşte gittim köpeklere ekmek topladım. Heh. Bir de yangın söndürme tüpü var arkadaşlar. Bu da buradaydı. Bu büyük ihtimalle niye çöpe atıldı biliyor musun? Şu öz çanta deforme olduğu için atmışlar büyük ihtimalle. Ben de şimdi bunu tamir edip ATV'nin arkasına koyacağım. Allah gerektirmesin. İnternette şimdi baktım arkadaşlar. İkinci elleri 1.000 liraya satıyorlar. Çünkü bu full ilk yardım çantasıdır. Yani içinde yok yok. Defalardır buraya su kapı bırakıyorum. Gelip alıyorlar. Defalardır. Belediye koydu aldılar. Gönüllü insanlar gelip buraya bıraktılar aldılar. Yani sen geliyorsun. Burada 30 tane hayvan var. Sen ne diyor hayvanların su kapını alıyorsun be ahlaksız adam. Thank you.
Gel oğlum gel 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 gel. Gel. Efendim cümleten selamun aleyküm. Yeni bir hafta sonu videosuyla karşınızdayım. Şimdi evin önündeyim. Yola çıkma vakti. Haydi buyurun. Dağ evine doğru gidelim. Bakalım bu hafta sonu sizlere nasıl bir içerik yapacağız. Hep birlikte izleyelim. Haydi buyurun. Bunların sürüşü motor gibi değil. Gaz ayarı var, düğmesi var. Sürekli bu baş parmağınla basıyorsun. Başka parmak kullanma şansın da yok. Sadece bu parmağı kullanıyorsun. Yolun kenarında akasya ağaçları var. 100'e yakındır. Bunların bakımlarını yapmıştım. Bir 12 tane falan kalmıştı.
Şimdi ATV'de gelince artık dedim bitireyim. Orası yılan kaynıyor arkadaşlar. Hem de böyle boynuzlu yılan. Böyle tam burnu üzerinde böyle bir boynuzu var. Sanırım engerek yılanı diyorlar ona. Bir de şöyle dümdüz, yani hiç benek yok. Böyle sarıya kaçan renkte bir yılan çeşidi var burada. 3-4 çeşit yılan var ama o engerek dediğimiz yılan, onlar çok saldırganlar. Yani hiç uysal, diğerleri gibi uysal değiller. Bekledim dedim bir yağmurlu havada geleyim. Hafta içi 3 gün üst üste akşamları yağmur yağıyordu. Yağmur şiddetlendi. Dedim gideyim, tam o ağaçların bakım zamanıdır. Geldim. Yağmur bir burada, bir fırtına, bir her tarafı sel götürüyor. 12 tane ağacı bitirdim. ATV ile yukarı çıktım. Dönüş yapıp gitmem lazım. Dağ evine gelmem mümkün değil. Şu yukarıda bir yer var. Suyu yediği zaman böyle balçık gibi oluyor. İçine batarsın. Su kuruduğu zaman da taş gibi oluyor. Öyle acayip bir yer. Dönüş yaptım. Aşağı indim. Baktım ki ATV. Her tarafı çamur içinde. Bastım direkt. Baraja gittim. Bu arada barajın ismi Selin Barajı'ymış. S harfini çıkarmışlar. Elin Barajı olmuşlar. Ama gerçekten Elin Barajı olmuş. Barajın kenarlarında içki şişelerinden, çöpten geçilmiyor. Yani şöyle bir 20-30 kişi gidip orada akşama kadar ancak toplar ve tonlarcana çöp toplar. Bu kadar doğaya düşmanlık ediyoruz. Gittim şimdi ATV'yi yıkamam lazım. Baktım eski bir yol varmış. Asfalt yol. Baktım o barajın içine giriyor. Gittim girdim suyun içine. Sünger vardı, fırça vardı. Tertemiz yıkadım. Ondan sonra hayatımda ilk defa Temmuz ayında üşüdüm arkadaşlar. Acayip üşüdüm. Allah da termosta çay götürmüştüm. Daha da 3-4 bardak çay içtim. 1-2 bardağım kalmıştı. Onu da barajın kenarında içtim. Şimdi konuşma yapacağım videoda. Biraz anlatacağım. Çevreyi tanıtacağım. Bir rüzgar, bir fırtına. Zaten telefonda yapamazsın. Islanır. Kamerada koruma kabı var içinde. Yani koruma kabının içindedir. O da ses almaz. En iyisi dedim bu video böyle olsun. İzleyen ağaçların hatırına belki bir yorum yapar, bir beğeni yapar. Bizim de benzin paramız çıkar ama maalesef olmadı. ATV'yi evin önüne götürmek için şurayı düzeltmeye çalışacağım. Bakalım yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Çünkü bayağı meşakkatli bir çalışma olacak. Şuraya koyayım ki ya.
Ufuk önce hasırı getirseydiniz. Hasırı getireydi abi. Bu sonra bucaklayıp getirecekti. Kenara koyalım şunları. Eşyalar üstündeyken ayarlayamadık abi. Ver orada ver, ver orada ver, ver orada ver bana. Niye abi? Ver abi buraya koyayım. Hayır. Tamam. Çek abi, yani. Kendine doğru çevir. Kapı kapandığı zaman buraya rüzgar vurmuyor. Tamam. Rahatlıkla da yatabilirsiniz. Mükemmel. Evet. Zer gibi giriştim, yolu açtım. Şurayı arabanın geçeceği şekilde yaptım. Ben bu evin yanındaki çukuru da doldurmuş oldum. Tabii daha doldurulacak daha var. Şu kısmı araba geçiyor arkadaşlar. Şu ilerideki büyük taşa kadar araç rahatlıkla, yani bir taksi rahatlıkla gelip gidebilir. Şimdi şurayı biraz daha açacağım. Bundan sonra yolumuz tamamen bitmiş olsun. Güçlü de şey varmış ha. Çay demledim ama. İyi yapmış. Birazdan şunu da demlerim.
Neyse alttaki tercih de alalım. Ya bu iyi, yeterli. Sen bunu durup kaçırır ha? Ya Allah'ım söyle. Böyle dikenli ağaçlarla kim gelip uğraşır değil mi? Vallahi kimse yanaşmıyor. Şunu al istersen, şunu aradan çıkaralım da açız, açız. Ben de açayım. Açacaksın. Rahat çalışacaksın değil mi? Bende de var öyle ağaç aslında. Kesmediği zaman makas keser. Makas keser, yoksa makas kesmez bunu. Ben bunu alıyorum. Yok bir şey olmaz. Hangisini alacaksın biliyor musun? Evet. Bak şunu alacaksın. Ondan sonra şunu alacaksın. Şimdi bu böyle içe girenlerden alacağım. Bu böyle çalışır artık. Buna bir şey olmaz. İkiniz de göz gözüküyorsunuz. Ya Avusturya'da ya Avustralya'da, şu anda aklımda değil. Kanalımın takipçilerinden Nevin Tuncay hanımefendi, İde ağacını çok seviyorum, benim adıma bir ağaç bakımı yapar mısın demişti. Burada İde ağaçları da var. Gördüğünüz gibi bir çalıdan ibaretti. Bu gerçek İde'dir, yabani değildir. Bu İde ağacının bakımını Nevin hanımın adına yapıyorum. Şimdi hemen yanında iki tane iğde ağacı daha var. O iki ağacı da Nevin Tuncay hanımefendinin ailesinin adına yapıyorum. Bastım kesmiyor. Evet, kuaförümüz ağaçları tıraş ediyor. Şimdi samimi bir soru soruyorum. Evet abi. Kimse gelip YouTube'a içerik olsun diye böyle zor bir işe girişir mi? Vallahi hiç kimse ilgilenmez, uğraşmaz. İşte bunu insanlara anlatamıyoruz.
Hala birçok kişi bunu sadece YouTube'a içerik olsun diye yaptığımı düşünüyorlar. Yine bir badem makası. O da birbirine girmiş. Var mı? Yılan dolu. Vallahi. Biraz açsalar ya. Yılanlar. Sokağın ne yapıyor? Mal şeyi en gerek değil. Yılan. Bak bir kere hayatta çıkıp yılan gördüm. Burada bir şey kestim. Herhalde falan diyor. Yolu yaparken çok önemli bir şey buldum. Bunu size göstereyim. Şöyle kamerayı yakınlaştırayım. Yakında size göstereyim. Önemli bir bulgudur arkadaşlar. Bu boynuz fosilidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O bir boynuzdur. Fosilleşmiş. Şimdi internette baktım. Fosilleşme milyonlarca yıl alıyormuş. Bu gördüğünüz bir fosildir. Boynuz fosili. Bu da fosil arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi fosildir. Bence bu çok önemli bir bulgudur. Tabii gel gör ki bunu yetkililere anlat. Yani şu biraz ağırdır, şu hafiftir. İçi delik. Bunu da burada var arkadaşlar. Bak burası. Şurada belli oluyor da bu da büyük ihtimalle boynuzdur. Ama neyin boynuzu olduğu, yani bir öküz boynuzu olabilir mi? Bunu araştırmak lazım. Yolu yaparken bunlar çıktı karşıma.
Menüde ciğerli bulgur pilavı, semizotu cacık, çoban salatası. Duada hangi yemeği, hangi yiyeceği yerseniz yiyin, hem insana haz verir, hem lezzetli olur. Sebebin ne ola ki diye merak ederseniz, artıklarımız şehir kanalizasyonuna gitmiyor, şehrin çöplüğüne gitmiyor. İşte böyle bak, balkona düktüm, ekmekler, bulgur, karıncalar, bürtü böcekler, kuşlar gelip ondan nasiplenecekler. O yüzden doğada yediğiniz her şey size ilaç gibi gelir. Yani sizin vücudunuza ilaç olur. Çünkü yiyeceğinizi bilmeden de olsa canlılarla paylaşıyorsunuz. Paylaşmak da her zaman güzeldir. Bak şimdi karınca geldi, ekmek parçasını götürüyor. Şimdi size onu göstereyim. Efendim nihayet bir videonun daha sonuna geldik. Sürçülisan olduysa affola. Bir hatamız, bir kusurumuz varsa affınıza sığınıyorum. Aklınızı helal edin. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir yorum, bir ağaç arkadaşlar. Siz ne kadar yorum yapsanız, ne kadar beğeni yapsanız kanalım o kadar keşfete düşer. Yani bir video 1000 tane beğeni aldığı zaman o video su gibi akmaya başlar. Çünkü videoların anahtarı beğeni ve yorumdur. Abone olmadan izleyenler varsa abone olsalar sevinirim. Abone olmasalar da canları sağ olsun. Bu dağların yeşermesini istiyorsanız ve bunun gibi daha nice dağların yeşermesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü şu anda benden ilham alarak onlarca insan şu anda kendi bölgelerinde, kendi şehirlerinde, kendi köylerinde aynen benim gibi ağaç bakımı yapıyorlar. İşte gördüğünüz gibi bu dağ evinden ilham alarak şu anda adam imkansızlıklar içerisinde hayalini dahi kuramazken işte bu dağ evinin yapım aşamalarını izlerken köyüne gitmiş. Birebir videolarımı izleyerek aynı şekilde evlerini yapanlar vardır. Yani birçok insana ilaç olmak için bu kanalın daha çok kişiye ulaşması için, farkın dalık oluşması için lütfen kanalıma abone olun, beğeni yapın, yorum yapın ki daha çok insana ulaşalım. Ağaç sevgisini daha çok kişiye aşılayalım. Dedikten sonra şimdi videoyu burada sonlandırmadan yola çıkıyoruz. Yolda videoyu gerektiğimiz yerde sonlandırırız. Çünkü ATV ile yolda giderken karşımıza sürprizler çıkabilir. Yolda beklemediğimiz bir şey olabilir. Ağaç bakımı şu mevsimde, yani Temmuz-Ağustos aylarında burada bu sene çok yılan var arkadaşlar. Aşırı yılan var. Engerek yılanları var. Diğer yılan çeşitleri var. En tehlikeleri de engerek yılanıdır. Şu ayakkabıyı bilerek giyiyorum arkadaşlar. Pantolon uzatıyorum ben. Çorabım yine öyle.
Yani elimde geldiği kadar dikkat ediyorum. Buyurun, yola çıkalım. Bakalım dağdan nasıl ineceğiz. Videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Haydi buyurun, yola düşelim.